Çok kıymetli konuklar, hepinizi saygıyla selamlıyorum. İkinci yüzyılın iktisat kongresini düzenleyen, görüş ve düşünceleriyle katkı veren, emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Bu panel vesilesiyle bugünkü buluşmamızı sağlayan çok değerli Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve İzmir Planlama Ajansı'na şükranlarımı sunuyorum. Ben de Millet İttifakı olarak tam bir mutabakatla hazırladığımız ortak politikalar mutabakat metnimizin ekonomi, finans ve istihdam bölümünün temel unsurlarını sizlerle paylaşmak istiyorum. Ortak politikalar mutabakat metnimizde Türkiye için yeni nesil bir kalkınma stratejisi ortaya koyuyoruz. Bu strateji 4 ana unsur üzerine kurulmuştur. Bu sütunlardan birincisi, tutarlı ve akılcı politikaları güçlü bir program çerçevesinde uygulayarak makroekonomik ve finansal istikrarı sağlamak, ekonomik dengeleri tahkim etmek ve öngörülebilir, güven veren bir yatırım ortamı oluşturmaktır. Sütunların ikincisi, 150 yıl önce sanayi devrimini ıskalayarak ağır bedeller ödemiş bir ülke olarak bilgi çağını ve dijital dönüşümü kaçırmadan vatandaşlarımızı dijital devrimin imkanlarıyla buluşturmak ve dünyayla yarışan özgür ve zengin Türkiye'nin yolunu açmaktır. Üçüncüsü, yeşil dönüşümü ve yeşil ekonomiye geçişi, üretim süreçlerinin, teşvik politikalarının, bütçe ve kaynak tahsisindeki önceliklerin merkezine yerleştirmektir. Dördüncüsü, aşırı yoksulluğun sıfırlandığı, tek bir vatandaşımızın dahi yatağa aç gitmediği, geride bırakılmadığı kapsayıcı bir ekonomi inşa etmektir. Bu 4 sütun, biraz önce Sayın Öztrak'ın altını çizdiği gibi, güçlendirilmiş parlamenter sistem altında özgürlükçü, çoğulcu ve katılımcı demokrasinin hakim olduğu, ehliyet ve liyakate dayalı, yolsuzluklardan tümüyle arındırılmış, şeffaf ve hesap verebilir bir kamu yönetiminin tesis edildiği bir zemin üzerinde yükselecektir. Mutabakat metnimizin ekonomi, finans ve istihdam bölümünde 238 hedef ve politika yer almaktadır ve bu politika ve hedefler, bu biraz önce bahsetmiş olduğum yeni nesil kalkınma stratejisi anlayışı çerçevesinde hazırlanmıştır. Temel ekonomik hedeflerimiz arasında ve kapsamında enflasyonu 2 yıl içinde kalıcı olarak düşük tek haneye indireceğiz. Enflasyonla mücadeleyi tavizsiz bir biçimde sürdürürken ortalama büyüme hızını %5'in üzerine çıkaracak, dolar cinsinden kişi başına milli gelirimizi 5 yılın sonunda en az 2 katına yükselteceğiz. 5 yılda en az 5 milyon yeni iş yaratacağız. 2018 sonrasında yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluğu sıfırlayacağız. 5 yılın sonunda yıllık ihracatı 600 milyar dolara, yüksek teknolojili ihracatın payını ise 2 katına çıkaracağız. Çok değerli konuklar, son 40 günde çok ağır bir deprem ve sel felaketiyle karşı karşıya kaldık. 50 bine yakın vatandaşımız hayatını yitirdi. Yüz binlerce konut ve iş yeri yıkıldı. Altyapıda, üretim araç ve gereçlerinde kayıplar yaşadık. Ben de depremde hayatını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifa diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun, Allah ülkemize ve insanlığa bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Millet İttifakı olarak bir deprem komisyonu oluşturdu genel başkanlarımız.
depremin yaralarını sarmak, deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak, deprem riski yüksek ve yakın olan illerimizi depreme dirençli hale getirmek ve afet yönetimini güçlendirmek için Millet İttifakı olarak atacağımız adımları kısa bir süre içerisinde kamuoyuyla paylaşacağız. Hazırlayacağımız raporun ortak politikalar mutabakat metnimize yansımalarını da dikkate alarak mutabakat metnimizi güncelleyeceğiz. Biraz önce Sayın Öztrak'ın da dediği gibi yaşadığımız depremlerin ekonomik maliyetinin 100 ila 150 milyar dolar aralığında oldukça yüksek bir tutara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Deprem riski yüksek olan illerimizi depreme dirençli hale getirmenin ekonomik boyutu da dikkate alındığında önümüzdeki dönemde önemli bir finansman ihtiyacı ile karşı karşıya kalacağımız açıktır. Millet İttifakı olarak bu gerçeğin farkındayız. Biz biraz önce ifade ettiğim temel ekonomik hedeflerimizden taviz vermeden kaynak tahsisinde ve harcamalarda öncelikleri değiştirerek, israf ve yolsuzluğa son vererek, imar rantlarının vergilendirilmesi başta olmak üzere yeni gelir imkanları yaratarak, uygun koşullu ve uzun vadeli dış ve iç kaynakları mobilize ederek bu zorluğun üstesinden geleceğiz. Açıklayacağımız deprem raporunda bu adımları somut ve ayrıntılı bir biçimde ortaya koyacağız. Çok kıymetli konuklar, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle beraber birçok kurumda ciddi çöküş yaşanmış, kurumlar şeffaflık ve hesap verebilirlikten uzaklaşmış, bağımsız kurumlar ağır baskı altına alınmış, kendi görev ve yetkilerini kullanamaz hale gelmiştir. Bu süreçte çok ağır bir tahribat yaşayan ekonomi kurumlarını ayağa kaldırmak önemli bir önceliğimizdir. Bu çerçevede Merkez Bankası'nın bağımsızlığını ilgilendiren maddelerin mecliste nitelikli çoğunlukla değiştirilmesine ilişkin düzenleme yapacağız. Banka üst yönetiminin kendi kanunu dışında görevden alınmasının önüne geçeceğiz. Merkez Bankası'na fiyat ve finansal istikrarı sağlama dışında sorumluluklar yüklemeyeceğiz. Bankanın İstanbul'daki birimlerini en kısa sürede başkentimiz Ankara'ya taşıyacağız. Kamuoyunda 128 milyar dolar olarak bilinen arka kapı döviz satışlarındaki hukuksuzlukların takipçisi olacak yeni dönemde rezerv yönetimini şeffaf bir şekilde yürüteceğiz. Kur korumalı mevduatta yeni hesap açmayacak, mevcutları vadeleri sonunda kapatacağız. Kıymetli konuklar, harcama politikalarımızın temel önceliği kamu vicdanında büyük yaralar açan kamuda lüks, gösteriş, israf ve savurganlığa son vermek ve şeffaf bir mali yönetim sistemi tesis etmektir. Bu çerçevede iktidara gelir gelmez halının altına süpürülen, gizlenen ve ötelenen kamu açıklarını tespit etmek üzere Cumhurbaşkanı'na bağlı bir durum ve hasar tespit komisyonu oluşturacağız. Bu komisyonu kurumlardan bilgi ve veri alma noktasında tam yetkili kılacağız. İtibar gerekçesine sığınılarak yapılan tüm gereksiz harcamalara son vereceğiz. Cumhurbaşkanlığını Çankaya Köşkü'ne taşıyacak, Cumhurbaşkanlığına tahsisli saray, köşk ve yalıları halkın kullanımına açacağız. Cumhurbaşkanlığı envanterindeki gereksiz uçakları satıp yerine orman yangını söndürme uçakları alacağız. Bu adımlar sadece mali boyutu itibariyle değil, bir zihniyet değişikliğini yansıtması açısından da çok önemlidir. Kamu görevlilerinin birden fazla yerden maaş ücret almasına son vereceğiz. Ülkemizin kaynaklarını Kanal İstanbul gibi rant projeleri yerine tarımsal sulama projeleri için kullanacağız. Kamu özel işbirliği projelerindeki usulsüzlük ve yolsuzlukları tüm hukuki yolları kullanarak
takip edeceğiz ve oluşan zararları geri tahsil edeceğiz. Bütçe uygulamalarında keyfiliğe son verecek ve mali kural uygulamasını hayata geçireceğiz. Kıymetli konuklar, vergi alanındaki önceliğimiz dar ve sabit gelirler üzerindeki vergi yükünü azaltmak ve vergi kayıp kaçaklarıyla etkili mücadele etmektir. Bu kapsamda çalışanlar üzerindeki vergi ve sigorta prim yükünü indireceğiz. Her türlü eğitim ve öğretim hizmetindeki KDV'yi düşüreceğiz. Yolsuzluğun ve haksız servet transferinin kaynağı olan imar rantlarını kapsamlı ve etkili bir biçimde vergilendireceğiz. Vergi cennetleri üzerinden vergi kayıp ve kaçaklarına son vereceğiz. Kayıt dışılığı OECD ortalamasının altına indirecek, sağlanacak kaynakları yoksullukla mücadelede kullanacağız. Kıymetli konuklar, finans politikalarımızın temel hedefi sermayeyi tabana yaymak ve dijital ekonomi ile yeşil dönüşümü güçlü bir biçimde desteklemektir. Bu anlayışla hem şirketlerin halka açılmasını hem de çalışanların halka açık şirketlere ortak olmasını teşvik edeceğiz. Öz kaynak kullanımına ve sermaye piyasalarından kaynak teminine vergi avantajı sağlayacağız. Sermaye piyasasına güveni sarsan manipülasyon ve piyasa suçlarıyla etkili mücadele edecek, tespit edilen usulsüzlük ve yolsuzlukların sonuna kadar takipçisi olacağız. Kitlesel fonlama, melek yatırımcı ağları, sosyal girişimcilik, etki yatırımcılığı, girişim sermayeciliği, fonların fonu gibi yenilikçi finansman modellerini güçlü bir biçimde destekleyeceğiz. Sermayesini ve kaynaklarını artırarak Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın yüksek teknoloji yatırımlarına, yenilikçi ve yeşil girişimlere daha fazla destek olmasını sağlayacağız. Dijital tabanlı uluslararası bir yeşil finansman kalkınma bankasının kuruluşuna öncülük edeceğiz. Finansal teknoloji şirketlerini destekleyecek dijital para, çek ve senet uygulamalarını yaygınlaştıracağız. İnşaat merkezli bakış açısına son vererek İstanbul'umuzu gerçek anlamda bir uluslararası finans merkezi yapacağız. Kıymetli konuklar, istihdam imkanlarını artırmak amacıyla aktif iş gücü politikalarını etkili bir biçimde kullanacak, mesleki eğitime yeni bir bakış açısı kazandıracağız. Bu çerçevede çok sayıda ve karmaşık olan istihdam teşviklerini sadeleştirerek uygulanmasını kolaylaştıracağız. Turizm, ulaştırma, dağıtım, haberleşme, medya sektörlerinde yeni nesil iş modellerine özel destekler sağlayacağız. Girişimcilerin ihtiyaç duydukları ortak kullanım tesislerinin sayısını ve niteliklerini artıracağız. Gençlerin istihdamına yönelik sertifika ve özel eğitim programları geliştirecek garantili yetenek programları başlatacağız. Kadınların iş gücüne katılımını yükseltmek için okul sonrası eğitmenli aktivite merkezlerinin ve kreşlerinin sayısını artıracağız. Kadın ev işçilerinin iş kanununa tabi olmasını sağlayacağız. Dezavantajlı grupları dijital dönüşümün paydaşı yapacak yazılım, kodlama, e-ticaret uzmanlığı gibi kalifiye eleman olarak istihdamını destekleyeceğiz. Mesleki eğitim müfredatını geleceğin meslekleri doğrultusunda güncelleyeceğiz. İş dünyasının etkili olduğu bir yönetim sistemi kuracak, mesleki ve teknik okulları, sanayi, ticaret, turizm ve tarımsal işletmelerin bulunduğu yerlerde açacağız. İşsizlik sigortası fonundan ödenen işveren katkısının yarısını kuracağımız yarına hazırlık fonu üzerinden beceri kazandırma projelerine destek için kullanacağız. İşsizlik fonunun amacı dışında kullanılmasını önleyeceğiz. Özetle, mutabakat metnimizde yer alan, ancak benim bu kısa süre içinde sadece beşte birine
değinebildiğim politika ve projelerimizle ülkemizi orta gelir tuzağından kurtarıp yüksek gelirli ülkeler arasında sağlam ve kalıcı bir konuma yükselteceğiz. Bu kongrede ortaya konulan düşünce ve öneriler geleceğin Türkiye'sini inşa çalışmalarımızda bizlere ışık tutacak, yol gösterecektir. Ben tekrar emeği geçen herkese teşekkür ediyor, sizleri saygıyla selamlıyorum.